Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan Karacı. Bugün de Film Solucan'a adresinde Nereden Nereye Türk Sineması'nın ikinci bölümünde sizlerle birlikte olacağız. İkinci bölümde birinci bölümde eksik bıraktığımız kısımları yazarımız Seyfi Demirci'nin verdiği bilgiler, yazılar, yönlendirmeler doğrultusunda sizlere sunmaya çalışacağız. Elimizde belli kaynaklar, bilgisayarlar falan filan var. Bu eksik bilgilerden, üstün körü geçtiğimiz bilgilerden, kısımlardan birincisi Ayostefanos Rus abidesinin yıkılışında çok detay vermedik, çok bilgi vermedik ama aslında önemli bir eserdir. Türk sinemasının ilk filmi olarak kabul edilir bildiğiniz gibi. Fuat Iskınay'ın yönetmenliğinde videoya giren Ayostefanos Rus abidesinin yıkılışı filminin yapımcılığını ilk bölümde bahsettiğimiz Sigmund Weilberg üstlenmiştir. Ayostefanos Rus abidesi 93 harbinden sonra Rusların galibiyetini göstermek için İstanbul Yeşilköy civarlarında kurduğu bir bina, kurduğu bir heykel gibi bir kısımdır. Önceden de söylediğimiz gibi Osmanlı ordusu güç göstergesi yapmak ve Rusların hakimiyetini sona erdirmek için bu abidenin yıkımını kayıt altına almak istemiştir. İlk Türk sinema filmi olarak kabul edilse de elimizde buna dair belli kaynaklar yoktur. Sadece birkaç fotoğraf var. İkinci bahsedilmesi gereken kısım ise Manaki kardeşler. Manaki kardeşlerden ilk bölümde hiç bahsetmedik ama bu bizim büyük bir ayıbımız. Manaki kardeşler Türk sinemasında hatta dünya sinemasında önemli bir yerde tutmaktadır. Makedon asıllı, Osmanlı doğumlu olan Manaki kardeşler 43 tane film çekmişlerdir. 1905 yılından 1926 yılına kadar tam 43 tane film. Büyük Anne Despina dahil olmak üzere Türk sinemasında önemli bir etkileri vardır. Fazla fazla anlatıp sizleri yormak istemiyorum ama Manaki kardeşlere ait dernekler, kuruluşlar onlar için hala projeler, etkinlikler oluşturmaktadır. Makedon asıllı oldukları için Türk sinemasına katkıları biraz göz ardı edilse dahi, hani Türk filmi değil gözüyle bakılsa dahi yerlerini yadırgayamayız. Onlar bizim için çok önemli insanlar. İlk ithal edilen film ise Darühün yani Aşkın Gözyaşları'dır. Mısır'dan ithal edilmiştir. Bunun da üstünde durmadık. Bunun hakkında da bilgi vermedik ama ithal edilmiş derken gözünüzde yanlış canlanmasın. Yanlış fikir, yanlış bilgi vermeyelim. Yabancı ülkede gösterime girilmiş bir filmi ülkemizde yeniden uyarlamak anlamında ithal edilmiş olduğunun altını çiziyoruz. Aşkın Gözyaşları yani ithal edilmiş Darühün 1959 yılında Necat Saylam tarafından yönetmenliği ve senaryosu üstlenilmiş bir Türk yapımı filmidir. Ama Türk sinemasına katkısı büyüktür. Çünkü farklı bir vizyon, farklı bir bakış açısını yeniden uyarlayarak bizim sinemamıza empoze etmek seviyeyi birkaç kere arttırmıştır. Aslında bahsetmek zorunda olduğumuz zaman bir türlü bahsini geçirmediğimiz bizim büyük hatamız. Bundan dolayı özür dileriz. Allah'ın Cenneti 1939 yılında çıkmış yerli sinema filmidir. Allah'ın Cenneti aslında hikayesi olan yani tam anlamıyla film kategorisinde nitelendirilebilecek bir uzun metraj filmdir. Tahmin ettiğiniz üzere ilk videoda da bahsettiğim gibi Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğinde, yazarlığında ve yapımcılığında vizyona girmiş olan film Ziya Şakir Salo'nun eserinden uyarlama. Filmin içeriği hakkında pek bilgi vermeyeceğim. Yani bilgi vermeyeceğim ama Türkiye'de ilk şarkıcı oyuncu denemesidir aynı zamanda. Kaçırdığımız diğer bilgilere tek tek gelirsek 1960 yılında İstanbul'da 2 milyon nüfus vardı. Fakat satılan bilet yanlış bilmiyorsam haftalık ya da aylık 50 milyonu bulmaktadır. Bu o dönem sinemaya olan ilginin bence en net kanıtı. Tabi bugün sinema fiyatları, film fiyatları o günkü gibi uygun olsaydı belki biz de aynısını başarabilirdik. Diğer kaçırdığımız bilgi ise 1940-1950 yılları arasında gerçekleşen tarih filmleri furyası. Bu dönem hakkında fazla araştırma imkanım olmasa da tahminen aynı dönem içerisinde yaşayan, zıt görüşlerin birbirine karşı olan düşüncelerini dayatma amacıyla ortaya çıkardıkları yapımlardır. Hala günümüzde aynı şekilde filmler ortaya çıkıyor. 1930'lu yıllarda sinema tiyatronun elindeydi. Bunun hakkında da bilgi vermedim. Aslında ucundan biraz değindim çünkü Muhsin Ertuğrul'un Batı tiyatrosunun kurucusu olmasına rağmen Türk sinemasından da önemli bir rol olduğunu söylemiştim. 1930'lu yıllarda sinema tiyatronun elinde olmasından dolayı filmlerde o dönemin tiyatro oyuncuları yer almaktaydı. Ve stüdyo için eski askeri büyük hangarlar kullanılmaktaydı. Aslında zaman içinde Türkiye'de tiyatro ve sinema ortak kültür haline geldi. Hala tiyatro ve sinema oyuncularını bir arada görebiliyor ya da aynı işleri farklı zamanlarda yaptıklarını biliyoruz. Son olarak 1950'li yılların sonlarına doğru Sovyetler Birliği'nin bizim sinemamıza yaptığı katkılar. Aslında bu hareketin temelinde farklı bir yapılanma vardı. Bu yapılanmanın adı ABD'nin bize uygulamaya çalıştığı Marshall Planı. Marshall Planı anti-komünist hedefleri olan ekonomik yardım paketleridir. Bunun farkında olan Sovyetler Birliği de ülkemizdeki kaynakları, verimi, kültürü elden kaçırmamak için de 1950'li yılların sonlarına doğru bize maddi yardımda bulunmuştur.
Bu yardımın büyük kısmı da Türk sinemasını olumlu yönde etkilemiştir. Arkadaşlar, birinci videoda kalan eksik kısımları Seyfi Demirci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda tamamlamaya çalıştık. Yine vermediğimiz havada kalan kısımlar var ama sizleri fazla yormak istemiyoruz. Film solucanında bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz, izlediğiniz, sevdiğiniz, paylaştığınız, hatta like edip abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Nereden Nereye Türk Sineması konseptinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.